Selamlar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hatırlarsanız sizlere külde zeytin tarifimi paylaşmıştım. İlk defa duyanlar oldu, deneyenler oldu, çok beğenenler oldu. Kısaca tarifi şöyle bir geçeceğim ve nasıl oldu sonucunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, meşe külü, odun külünü arkadaşlar bu şekilde sıcak su ile yoğurt kıvamına getiriyoruz. Çok cıvık olmayacak, çok da katık olmayacak şekilde. Daha sonra zeytinleri önceden yıkıyoruz. Sonrasında hiçbir işlem yapmadan, çizmeden, kırmadan, hiçbir işlem yapmadan zeytinlerimizi bu külün içerisine yatırıyoruz. Sonrasında gün aşırı karıştırıyoruz. 4 gün sonunda süzme işlemine geçeceğiz. Yıkayıp salamurunu kuracağız. Burada hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Dilerseniz tam detaylı tarifimi diğer videolarından izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına da tarif linkimi ekleyeceğim. Evet. Deneyenler var mı bu yöntemle? Nasıl zeytinleriniz oldu? Memnun musunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca siyah zeytinle yapılır mı diye çok soru geldi. Ben ya da Türk marketlerimize siyah zeytin gelmediği için benim deneme imkanım yoktu. Eğer sizler denediyseniz sonucunu bizlerle paylaşırsanız mutlu olurum. Yapacak olanlar varsa da sizlerin yorumuyla yola çıkarlar. Fikir vermiş olursunuz en azından. O şekilde denemiş olurlar. Evet, yaklaşık 3 hafta sonra zeytinlerim tatlandı arkadaşlar. Bu tarifi sizlere göstermek için, nasıl olduğunu göstermek için çekiyorum. Sonucunu merak edenler için çekiyorum arkadaşlar. Evet, bir miktar tabağıma bu şekilde zeytinlerden koyuyorum ve lezzetlendireceğim. Lezzetlendirirken yaklaşık 3 yemek kaşık zeytinyağı kullanacağım. 1,5 yemek kaşık elma sirkesi, 1 çay kaşık şeker, 1 çay kaşık kekik, 1 tane dal taze biberiye. İkinci sorumda arkadaşlar sizlere bu zeytinin cinsi nedir? Bilenler varsa yoruma bekliyorum. Birazcık biberiye. Taze biberiye kullandım. Hepsini güzelce karıştıralım. Bu şekilde zeytinler çok daha lezzetli olacak arkadaşlar yerken. Şeker, sirke zeytinimize lezzet verecektir. O acılığını gidertecektir şeker zeytinin. Sirke de, elma sirkesi de hem rengini canlı bırakacaktır. Hem de lezzetine lezzet katacaktır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bir de zeytini bu şekilde yemenizi tavsiye ederim. Kahvaltıya bir de bu şekilde deneyin. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kapağını kapatabilirsiniz. Dilerseniz dolapta da buzdolabında da saklayabilirsiniz. Kırma, sadece tuzda zeytin tarifimde diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu zeytinim de efsane lezzetli oldu. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.